Narin Güran cinayetinde iki önemli gelişme var. Adli tıp kan donduran ölüm nedenini açıkladı. Narin elle boğazı sıkılarak öldürülmüş. Söylemesi gerçekten zor ama durum bu. Minik kızımızın o an ağzından çıkan sıvı da amcasının eline, oradan da araca bulaşmış. Ve adli tıp raporunda bu ortaya çıktı. Bir tutuklama da geldi bugün. Önemli. Narin'in yengesi de cinayete iştirakten cezaevine gönderildi. Amcam da olsa, en yakınım da olsa, kimin birazcık tırnağı varsa alınsın, cezasını çeksin. Günlerce kayıp olarak aranmış, cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Adli tıp, Narin'in boğazı sıkılarak öldürüldüğünü açıkladı. Bir suçu varsa zaten devlet onu almış. Yani suçu yoksa da devlet kimseyi boşuna almaz. Şu an cezaevinde de devlet zaten onun cezasını verecek. Narin Güran kaybolduğu 21 Ağustos günü saat 15.15'te hala hayattaydı. 15.40'da ise Nevzat Bahtiyar çuvala yerleştirdiği cansız bedenini aracıyla dere yatağına götürdü. Kız çocuğunu kim, nerede, nasıl öldürdü? 25 dakikalık sürede yaşananları otopsi raporunun aydınlatması bekleniyordu. İlk ve en önemli bilgi açıklandı. Narin elle boğularak öldürüldü. Kız çocuğunun göğüs bölgesine tekme ve yumrukla vurulmuştu. Vücudundaki kanama bulgularına göre Narin direnmiş ve boğuşma yaşanmıştı. Narin bizim canımız yerimizdi. Hiçbir insanoğlu ailesinden böyle bir şey, böyle bir canlılık beklemez. İddiaya göre boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı tutuklu amcası Salim Güran'ın eline, oradan da araçta direksiyon ve koltuğa bulaşmıştı. Adli tıbbın otopsi raporunu tamamlaması beklenirken Narin Güran cinayetinin soruşturma boyutunda da önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltında bulunan iki kuzeni serbest bırakılırken yengesi Hediye Güran kasten öldürmeye iştirakten tutuklandı. Enes Muhammed Eren annesi de evdeydi. Benim kardeşimin hanımı Hediye. O da onlardaydı. Hediye Güran suç delillerini yok etmekten tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşiydi. Kaybolduğu saatlerde Narin'in evindeydi. Oraya iki kez çamaşır asmaya gittiğini söyledi. O gün Narin'i görmediğini, şüpheli bir şey duymadığını savundu. Narin'in aile kararıyla planlı olarak öldürülmediğini de iddia etti. Hediye Güran'a Salim Güran'la ilişkisi olup olmadığı da soruldu. Yenge, kesinlikle böyle bir şey yok diyerek cevap verdi. 26 Temmuz'da Salim Güran'la telefonla görüştüğünü kabul etti ama içeriğini hatırlamıyorum dedi. Salim Güran'sa bu konuşmayı reddetmişti. Yengesi, Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonunu değiştirdiğini anlattı. Kasten öldürmeye iştirak suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi ve sanıklardan 9'u Narin'in yakın akrabası. Benim gözümle sorsan benim kardeşim bana öyle bir şey yapmaz. Cinayetle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bir iddiaya göre Narin 20 Ağustos günü görmemesi gereken bir şeye şahit oldu. Ertesi günde planlı bir cinayete kurban gitti. O gün başta babası, ailenin erkeklerinin çoğunun ya davetiye dağıtmaya veya düğün alışverişine gitmiş olması da bu iddiayı destekliyor. Plana dahil olanlar vahşi cinayetin sonrasında da bu kez delilleri karartmak için çalıştı. O gün hiçbirimiz köyde değildik. Zaten net bilmiyoruz hiçbir şey. Narin'in büyük amcasının kızları Narin'i gördükleri saat konusunda Salim Güran tarafından korkutularak yönlendirildiklerini itiraf etmişti. Melike Güran ifadesinde Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün teyzesiyle yengesi arasında kavga çıktığını anlattı. Narin'in teyzesi büyük amcasının eşi Maşallah Güran ve kızına "Siz sustuğunuz için bu olay böyle oldu" diye bağırmıştı. Yengesi ise bir şey bilmediklerini söylemişti. Enes Güran araya girip teyzesini oradan uzaklaştırarak kavgayı sonlandırdı. Bu iddia ve ifadeler savcılar tarafından tekrar tekrar inceleniyor.